çok mükemmel bir babadır. Yani çocuklar benden çok babalarına düşkündür. Yalnızdım, tek başımaydım. Zorlandım biraz ama çocuklar hasta olduğu zaman bile hocayı hiç hissettirmedim. Yurt dışındayken aklım burada kalmasın diye. Çocuklar hastalandığında sakın babanıza söylemeyin derdim. Sabah saat 8'de işe gitmesine rağmen sen gündüz onlarla ilgileniyorsun, ben gece ilgilenirim derdi. Anne madem abimler evlenmiyordu alın size torununuz sevin diye bize bir kedimizi getirdi, İncimiz. 5 yıldır bizimle. Çok seviyoruz onu. O da bizler olunca mutlu oluyor, koşuyor, sevgisini öyle gösteriyor. Otobüsten inen, minibüsten inen hocayı görünce, aa Nihat Hoca burada oturuyormuş, koşa koşa inip gelenler, selam vermek isteyenler, ihtiyacı olanlar gelirler, ihtiyacımız var derler. Elimizden gelince yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Hayatını İslami tebliğe adamış bir isim Nihat Hatipoğlu ve onun en kıymetli yol arkadaşı, hayat arkadaşı Emel Hatipoğlu sizsiniz. Biz bu yollar nasıl birleşti, bu evlilik serüveni nasıl başladı sizden dinlemeyi çok isteriz. Nihat Hoca Diyarbakır'a gelmişti, beni görmüş, beğenmiş, ailesine söylemiş. Aileler de uygun görünce kısa bir süre içinde, bir ay bir zarfında nişan, söz hepsi bir arada olmak üzere Ramazan'ın 5'inde nişanlandık. Bayramın 4. günü beni gelin alıp İzmir'e götürdüler. O zaman başladık elhamdülillah. Sonra Nihat Hoca Mısır yolculuğu başladı. 2 yıl Mısır'da kaldı. Ben o zaman kayınvalidemlerin yanındaydım 2 yıl zarfında. Sonra Temelli döndü hoca. Ankara'da göreve başladı. Oradan devam ettik elhamdülillah. Nihat Hoca çalıştığı, eğitim gördüğü, şehir dışına çıktığı dönemlerde çocuklarla tek başına nasıl mücadele ettiniz? Nihat Hoca Temelli döndüğünde ben çok özür diliyorum. 5 aylık hamileydim. Daha sonra ilk oğlumuz oldu. Nihat Hoca'nın programları çok yoğundu. Diyanetten görevli 3 aylığına hac görevi vardı. Daha sonra yurt dışı programları. Sonra ikinci oğlumuz oldu. Hoca sürekli şehir dışında, yurt dışında. Rabbimin izniyle elhamdülillah biz onları büyütmeye gayret ettik. Tabii yalnızdım, tek başımaydım. Zorlandım biraz ama çocuklar hasta olduğu zaman bile hocayı hiç hissettirmedim. Yurt dışındayken aklım burada kalmasın diye. Çocuklar hastalandığında sakın babanıza söylemeyin derdim. Yetişemez, gelemez, aklı burada kalır. Mümkün mertebede onu rahat ettirmeye gayret ettim. Çünkü böyle güzel bir insanın kafasının dingin olması lazım. Ona hissettirirsem çocukların hasta olduğunu, aklı burada kalacaktı, verimli olamayacaktı. Geldiği zaman duyardı, niye söylemedin derdi. Ben de aklım burada kalmasın derdim mümkün mertebede. Elhamdülillah çocuklar büyüdüler hamdolsun. Bana çok evde olduğu zamanlar çok yardımcı olmuştur Nihat Hoca. Sürekli beraber ilgilenmiştir, yemeklerini yedirmiştir. Banyolarını yaptırırken küçükken ben tek başıma zorlandığım zamanlar beraber banyosunu yaptırmışızdır. Çok mükemmel bir babadır. Yani çocuklar benden çok babalarına düşkündür, onu da söyleyeyim. Babaları çocuklara çok düşkün olduğu için çocuklar da ister istemez babaya daha çok yöneliyorlar. Hani bazen baba sert, anne yumuşak olur. Bizde de tam tersi olur. Ben biraz hani derim ki hani şöyle olsun, böyle olsun diye. Babası da yok, bırak gençtirler, onlar zamanla yollarını bulurlar der. Elhamdülillah, böyle. Peki Nihat Hoca çocuklarına sevgisini gösterebilen bir baba mıydı? İlgili, şefkatli. Her şeyleriyle ilgilenen, hasta oldukları zaman başlarında bekleyen. O zamanlar Diyanet'te görevliyken çocuklar ateşlenirdi, hastalanırdı. Sabah saat 8'de işe gitmesine rağmen sen gündüz onlarla ilgileniyorsun, ben gece ilgilenirim derdi. Gece sabaha kadar otururdu başlarında, ateşleri var mı yok mu diye kontrol ederdi. Güzel bir baba, öyle söyleyeyim. Ben bir röportajınızda Ankara'daki evinizin kapısının hep açık olduğunu, hiç misafirinin bitmediğini öğrenmiştim. Bu tempoya nasıl yetişiyorsunuz? Bizim kapımızı bilen gelir. Hoca mesela bizim mutfağımızın önünde oturup dışarıyı, ana cadde üzerindeyiz çünkü. Orada çalışmayı çok sever. Perdeyi de açar şöyle. Otobüsten inen, minibüsten inen hocayı görünce, aa Nihat Hoca burada oturuyormuş, koşa koşa inip gelenler, selam vermek isteyenler, ihtiyacı olanlar gelirler, ihtiyacımız var derler. Elimizden gelince yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Nihat Hoca yorulduğu zamanlar emekliliğe ayrılmak ister mi? İsterse siz bunu nasıl karşılarsınız? Onu bir zamanlar çok düşündük. Hoca çok yorulmuştu.
dinlen diye düşündük. Ama sonra baktık ki hocanın, insanların ona çok ihtiyacı var. Gençliğimiz çok kötü durumda şu anda. Mümkün mertebede ona gayret, yani teşvik etmeye gayret ettim. Biz eğer sen buradan çekilirsen, yani elini eteğini çekersen, bu gençliğin vebali bizim üzerimize kalır. Mümkün mertebede yardımcı olmaya gayret edelim dedik. Bir 5 yıl önce bunu konuşmuştuk. Sonra da Rabbimin izniyle devam etmeye karar verdik. Yani hocanın, çünkü çocukların çok ona ihtiyacı var. Çok sevilen bir hoca elhamdülillah. Yalan yanlış bilgiler alabilen insanlar var. Daha dün bile yani değişik şeyler duyuyoruz. Hadisleri inkar edenleri duyuyoruz. Ayetleri inkar edenleri duyuyoruz. Ama şu anda en emin merci Nihat Hoca deniliyor elhamdülillah. Onun da bu piyasadan çekilmesi kötü olur. İnsanların üzerinde yanlış bir algı oluşur. Gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Hayvan bakıyormuşsunuz Emel Hanım. Bize biraz anlatır mısınız? Kızımız İnce, sizler de biliyorsunuz, çok sevimli, çok tatlı bir kedi. Ama çok öyle yaklaşan bir kedi değil. Yani uzaktan sevilmeyi seviyor. Bundan 4-5 yıl önce bizim en küçük oğlumuz Osman. Sizler o zaman, büyük oğlum bekardı henüz. Hani evlenin, çoluk çocuk sahibi olun, torun sevelim diye. Anne, madem abimler evlenmiyorlar, alın size torun sevin diye bize kedimizi getirdi, İncimiz. 5 yıldır bizimle. Çok seviyoruz onu. O da bizler olunca mutlu oluyor, koşuyor, sevgisini öyle gösteriyor. Hocayla çok güzel anlaşıyor. Gezdiği zaman o evin içinde hemen miyavlıyor, benimle ilgilen diye. Ayaklarının etrafında dolanıyor. Böyle işte. Nihat Hoca şehir dışına gittiğinde özler mi İnci'yi? Özlüyor, özlemez. Görüntülü arıyor. Gösteriyoruz ona, sesleniyor. Kızım ne yapıyorsun? O da miyavlıyor. Sevgisini öyle gösteriyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu çok oldum. Sağ olun. Çok başarınızın devamını diliyorum. Çok mükemmel bir babadır. Yani çocuklar benden çok babalarına düşkündür. Yalnızdım, tek başıma.